Geçenlerde yapmış olduğum özel bir oyun öneri listesi vardı. O ay oynadığım bağımsız oyunları listeleyip sizlerle paylaşmıştım. Niyetim her ay bu tarz bağımsız oyunları oynayıp sizlerle paylaşmaktı. Ama yoğunluktan dolayı maalesef çok fazla fırsat bulamadım. Hal böyle olunca da liste videosu maalesef sarktı. Baktım ki yoğunluğun biteceği yok. Bu ayı boş geçmeyeyim dedim. Oynadığım oyunları sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım bu ay neleri oynamışım, neleri beğenmişim, neler için eh işte demişim. Bu oyunlar arasında henüz çıkış yapmamış, özel kod ile gelmiş oyunlar da mevcut. Oyunlara geçmeden önce kanala abone oldunuz değil mi dostlar? Abonelikler YouTuber'ın yakıtıdır efendim. Lütfen buna dikkat edelim. Cultist Simulator. İlk oyunumuz farklı bir kart oyunu. Tarikatların kol gezdiği, birbirinden farklı ayinlerin yapıldığı roguelike türünde değişik bir oyun. Oyundaki kart seçeneklerin fazlalığı bir süre sonra kafa karıştıracak boyuta varabiliyor. Bana çok fazla hitap etmediği için erkenden saldım oyunu. 32 lira fiyatı olan tarikatlı kart oyunu Cultist, kart merakı olan oyuncuların dikkatini çekebilir. Death Relievers. Sırada güzel bir Türk oyunu var. GIST'te deneme fırsatı bulduğum Death Relievers için oynanabilir demosu şu an Steam üzerinden oyuncuların deneyimine sunuldu. Hem grafik olarak hem de atmosfer olarak fazlasıyla güzel gözüktüğünü, oynanış olarak da oyunculara tatmin ettiğini söylemem lazım. Tabii ki eksiklikler olabilir ama en azından emeğinin karşılığını gerçekten hak ettiklerini bir kez daha buradan vurgulamam lazım. Korku ve hayatta kalma türünün güzel bir örneği olacaktır inşallah. Tam sürümünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Eternal Threat. Listede bulunan özgün oyunlardan bir tanesi de Eternal oldu. Özellikle zamanı manipüle etme mekaniği üzerine kurulmuş olan oynanış fazlasıyla dikkatimi çekti. Oyunu en doğru şekilde tarif etmek gerekirse eğer, seçim, sonuç ve zaman manipülasyonu odaklı tek kişilik FPS oynanan hikaye tabanlı bir yapboz oyundur. Grafikleriyle fazlasıyla iddialı olan oyunun fiyatı listedeki oyunlara nazaran bir hayli fazla. 129 lira. Böyle bir oyun için çok da diyemiyoruz, az da diyemiyoruz. Böyle bir fiyat biçmişler. Jump King. Daha önce birkaç kere denediğim ama 3. katın ötesine geçmeyi başaramadığım tam sinir harbi geçirmenize sebep olacaktır Jump King. Tek bir mekaniğin olduğu oyunda sadece zıplayarak ilerlemek zorunda olduğumuz zorluğuyla saç baş yolduracağınız fantastik bir oyun. Sinir krizi geçirmek için 23 lira vermeniz yeterli. Özellikle komşu çocuklarını oynatmalık oyun değil mi? Ver elini oyunu, sinir krizi geçirsin ipne. Leap of the Fate. Şimdi size hem fiyatıyla hem de oynanışıyla gayet hoş bir bağımsız oyun söyleyeceğim. Leap of Fate kesinlikle bakmanızı tavsiye edebileceğim hoş bir bağımsız oyun. Cyberpunk ile roguelike türünü birleştirmişler ve oynaması keyifli güzel bir oyun ortaya koymuşlar. Hikayesi de hiç fena değil, bayağı üzerine çalışmışlar. Fiyatı da gayet makul, 25 lira. Bir de Türkçe dil desteği var. Daha ne olsun, bir bağımsız oyun için olması gerekenlerden fazlası var. İstek listenizi atın, indirim görünce yapıştırın affetmeyin. Necroboy Path to Evilship. Hem tasarımıyla hem de bulmacalarıyla dikkat çekici oyunlarından biri de Necroboy oldu. Bu tarz tasarımları seviyorsanız bence bakmanızda fayda var. İlginç bir şekilde hoşunuza gidebilir. Özellikle bulmacalarla sizi eğlendirmeyi başaracak. Fiyatı da makul, 32 lira. Her ne kadar Türkçe dil desteği olmasa da çok da bir ihtiyacınız olmayacak. Perseus Titan Slayer. Bazı oyunlar vardır uzaktan baktığınızda oyun kötü dersiniz. Sonuçta belli eder kendini. Grafikleri, oynanışı falan aşağı yukarı bellidir. İşte bu oyuna ilk baktığımda bu ne ya falan dedim, böyle burun kıvırdım. Basit arayüz, öylesine yapılmış grafikler ve bölümler. Oyuna bir girdim çıkamadım bir türlü. Öyle bir roguelike yapmışlar ki bir girdiğiniz bir çıkamıyorsunuz. Durmadan üzerinize gelen düşmanları öldürmek, öldürdükçe seviye atlayıp karakteri güçlendirmek filan derken bayağı heyecanlıydı. Tam sürümü çıkmamış olsa da oynanabilir ücretsiz versiyonu Steam'de mevcut, girin bakın derim. The Pinball Wizard. Tilt oyunlarını bilirsiniz. Çocukluğumuzda oynadığımız klasik pinball oyunlarından bahsediyorum. İşte bu oyunda onlara farklı bir soluk getirmiş. Basit ama bir o kadar da eğlenceli olmuş. Roguelike ile birleştirilince ortaya gerçekten enteresan bir oyun çıkmış. Türkçe dilde seyreden oyunun fiyatı en az kendisi kadar tatlı. Sadece 15 lira. Hem düşük sistem hem de düşük fiyat gayet makul. Redout Enchanted Edition. 2016 yılında çıkan Redout, eski tarz arcade yarışı oyunu arayanlar için harika bir tavsiye olabilir. Özellikle yer çekimini manipüle ederek yarıştığımız oyunda kullandığımız aracın aşırı derecede hızlı olması, bununla beraber birbirinden keyifli bölümleriyle eski oyuncuların aradığı o nostaljik duyguları yaşamasına, yeni oyuncuların da beğenisini kazanacağından şüphem yok. Fiyat olarak da iyidir. 32 lira. En azından indirim döneminde bile bakılabilir bence. Selene. Inside oynadıktan sonra birçok oyun deneyimledim ama bir türlü istediğim o hazzı alamadım. Bu oyunda özellikle atmosfer olarak Inside'a çok benzediği için denedim. Yine aradığımı bulamadım ama oynarken keyif aldım. Hem atmosfer olarak hem de hissiyat olarak oyuncuyu etkilemeyi başarıyor. Yakın tarihte çıkış yapacak oyunu erkenden oynama fırsatı yakaladığım için çıkmadan önerme fırsatım oldu. Bu arada umarım videoyu oyun çıkmadan da yayınlayabilirim. Super Dino Story. Sağ olsun geliştirici firmaların inceleme yapmamız için gönderdiği oyunlardan biri de Dino Story oldu. Oyuna şöyle bir göz gezdirdiğimde bizlere hitap eden bir oyun olmadığını anlamam uzun sürmedi. Oyun hem Metroidvania türünde hem de zorlu platform öğelerine sahip. Tasarım olarak çok da insanı cezbeden bir yapısının olduğunu söylemem zor. Lakin bunların hiçbirinin önemi yok. En önemli mesele böyle bir oyunun 125
lira gibi gerçekten saçma bir fiyattan çıkış yapması. Tamam eyvallah, önerilen kur değişti de bu kadar da değil yani. Biraz çıkardığınız oyuna bakın, bir de sattığınız fiyata. Togus. Neyse biraz sakinleyelim ve özgün bir oynanışa sahip olan bu güzel oyundan bahsedelim. Yine erkenden elime geçip oynama fırsatı bulduğum oyunlardan biri. Oyunun renkli ve etkileyici bir çevre atmosferi. Hareketli bloklarla bulmacaları çözüp puzzle'ları tamamladığımız gayet başarılı tasarlanmış bölümlere sahip güzel bir oyun. Fiyatı henüz belli değil ama eğer makul fiyattan çıkarsa sakın kaçırmayın derim. Oyun resmen gel beni oyna diye bağırıyor. V Rising. Kanalda incelemesi de olan V Rising yeni bir güncelleme alarak oynanabilirliğini korumaya devam ediyor. Vampir tamalı açık dünya oyunu arayanlar için bakılması gereken bir oyun. Oyunun incelemesini merak edenler de kartlardan link ile ulaşabilir. Eğer gözden kaçırınız falan varsa fiyatı da patlamamışken bence alınması gereken oyunlardan biri. Wave Tale. Gerek tasarımı olsun gerek oynanışı olsun oyuncuyu etkilemeyi başaran güzel bağımsız oyunlardan biri. İlk gördüğümde bayağı dikkatimi çekmişti. Yine erkenden oynama fırsatı bulmuştum. Benim gibi bağımsız oyun sevenlerin muhakkak beğeneceği, hoş bir oynanışa ve sizi etkileyecek atmosfere sahip bağımsız oyunlardan olacaktır. Fiyat henüz belli değil ama istekliysenize atmanızı tavsiye ederim. 40-50 bantlarında falan çıkarsa kesin alınır. Şimdi ufak bir ara veriyoruz. Hem bağımsız bir oyun olan hem de videomuzun destekçisi olan New Cycle'dan bahsetmek istiyorum. Kendileri henüz çıkış yapmamış ama çok yakın zamanda erken erişim olarak çıkış yapacak bir şehir kurma ve yönetme oyunu. Atmosfer olarak gerçekten ilgi çekici duruyor. Bunun gibi oyunların genelinde hikaye eksikliği vardır. Ama New Cycle bunu güzel bir şekilde oyuncuya aktarmış. Güneşte yaşanan bir patlama sonucu insanlık medeniyeti yok olma durumuna geldi. Biz de yok olma tehlikesinde bu medeniyeti tekrardan inşa etmek istiyoruz. Kullanılan renk paleti oyun içindeki gergin atmosferi güzel bir şekilde yansıtıyor. Grafik olarak da gayet güzel gözüken oyunda Türkçe dil desteğinde olması bizler için güzel bir ayrıcalık. Sizler de oyunu istek listesine atıp oradan takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında oyunun Steam sayfasının linkini bulabilirsiniz. Tekrardan bizlere verdikleri destek için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. A Space for the Unbound. Son oyunumuzda çıkış yapmamış oyunlardan biri. Kendisinin demosunu deneyimlemiştim ve aşırı derecede keyif almıştım. Sizi etkileyecek bir hikayesi ve birbirinden eğlenceli karakterleriyle bitirdiğinizde hadi ya diyebileceğiniz oyunlardan biri olacak. En azından demosunu oynadığımda ben öyle hissetmiştim. Demonun Türkçe dil desteği de var. Ücretsiz bir şekilde girin, oynayın, sonrasında istek listenizde fırlatın dursun. Bir bağımsız oyun öneri listemizin daha sonuna geldik. Umarım aralarından hoşunuza gidenler olur. Koca koca firmaların içi boş oyunlarından sıkılanlar için bu tarz oyunlar gerçekten ilaç gibi geliyor. Beğendiğim oyunları zaten belirttim. Onlara özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonunuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, aynı zamanda Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı unutmayın. Son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz de kanala katılarak veya süper teşekkür kullanarak bizlere nakintoş destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.